Herkese merhabalar. Bu dersimizde kare ve dikdörtgenin alanı konusunu göreceğiz. Şimdi kare veya dikdörtgenin alanı bulunurken aşağıdaki yöntemleri kullanabileceğiz. Bunlardan birincisi birim karelerin sayılması. Tek tek içindeki birim kareleri sayacağız. Tekrarlı toplama işlemi, bunu birazdan göstereceğim. Diğer yöntem de çarpma işlemi, yani kenarların çarpılması işlemi. Bunu da birazdan göstereceğiz. Şimdi bir sorumuz var. Bunu da gösterebiliriz artık. Yukarıdaki yöntemleri, aşağıda verilen karenin alanını 3 farklı yolla bulalım demiş. Şimdi birincisi neydi? Birim kareleri sayacağız. O halde bunun içindeki birim kareleri sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Birincisi birim karelerin sayılmasıydı. 16 birim kare bulduk sayarak. Peki tekrarlı toplama işlemi ne demektir? Şimdi burada 1, 2, 3, 4 var ya. Şu ilkinde. O zaman artık diğerlerinde de 4 olacağı için 4, 8, 12, 16 şeklinde sayabiliriz. Yani 4, 4, 4, 4 bunları toplayarak gidiyoruz. Peki çarpma işlemi yapılır diyor. Onda da ne yapacağız? Şimdi burada 4 birim var ya. 1, 2, 3, 4. Şunun şu kenarı 4 birim. Buraya baktım. 1, 2, 3, 4. Burası da 4. Ben eğer 4 çarpı 4 yaparsam bunun alanını yine 16 birim kare olarak bulmuş olacağım. Bir sorumuz var yine. Aşağıda verilen dikdörtgenlerin alanlarını 3 ayrı yöntemle hesaplayalım demiş. Şimdi birinci yöntemimde birim kareleri sayacağım. Birim kareler sayılır. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 birim kareleri saydım. İkinci yöntem neydi? Tekrarlı toplama işlemi. Tekrarlı toplama yapayım. Şimdi burası kaç? 1, 2, 3. Şu şekilde de yapabilirim. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ya da nasıl yapabilirim? Şurasını saydım ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle yapabilirim. 6, 12, 18. Çünkü her bir sırada 6 var ve her bir sütunda 3 var. İstediğim şekilde sayabilirim. Yine 18'i bulacağım demektir. Peki çarpma işlemi yapılır demiştik. Çarpma işlemi. Onda ne yapıyorum? Şurası 6 idi. 6 birim. Bu taraf 3 birimde saymıştım. 3 çarpı 6 derim. Onu da 18 olarak hesaplarım. Diğerine baktım. Diğer dikdörtgenime baktım. Öncelikle ne yapıyorum? Birim kareleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 22, 23, 24. Şimdi gördüğünüz gibi en çetrefilli yöntem, en sıkıcı yöntem bu. Peki diğerlerinde ne yapıyordum? Tekrarlı toplama işlemi yapacaktım. Buraya baktım. 1, 2, 3, 4 var. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Onda da 24 buldum. Peki burası kaç demiştim? 6. Burası 4. Sonuncusu neydi? Çarpma işlemiydi. O zaman 4 çarpı 6 yaparsam bana göre en kolay yöntem bu. 4 çarpı 6, 24 olarak bulmuş olduk. Üçüncü dikdörtgenime baktım. Yine birim kareleri sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tek tek saydım. Sıkıcı oldu. Şimdi tekrarlı toplama işlemi yapayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Fakat 7 birim burası, 2 birim burası dersek 2 çarpı 7'den 14'ü bulmuş olduk. Aşağıdaki kare ve dikdörtgenlerin alanlarını hesaplayalım. Aynı alana sahip olanları işaretleyelim demiş. Burada yine en kolay yöntemi biz kullanalım. Hepsinin şu iki kenar uzunluklarını bularak birbirleriyle çarpalım. Bakalım şuna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman ne yaparım? Şurası 9, şurası 9. 9 çarpı 9. Bunun alanı 81'miş. Şuna bakalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası 9, burası 4. 4 kere 9, 36 birim kare. Şuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 kere 7, 42 birim kare. Şu an karışmasın diye birim ve birim kareleri yazmıyorum.
kolay görmek açısından. Şuna baktım. 1, 2, 3, 4. 4 şurası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burası 4 çarpı 12. 48. Şuna baktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 6. 36. Devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6 çarpı 8. 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 kere 6, 42. Şimdi geldik işaretlemeye. Ne yapacaktık? Aynı alana sahip olanları işaretleyecektik. Şunu aldım. Şimdi bakıyorum 48, 48. Dolayısıyla şunlar birbiriyle aynıymış. Bakın şekiller benzemese dahi birbiriyle aynı alana sahip olabiliyorlar. Esas burada gösterme amacımız bu. Peki diğerine bakalım. Şu 42'ymiş. Bu da 42'ymiş. Bunlar birbirlerine biraz benziyorlar. İkisi birbiriyle eş. Bir de hangileri eş? Şurada bir karemiz var. Ve şurada dikdörtgenimiz var. Dikdörtgenimizde karemizin de alanları birbirine eşit çıktı. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.